Adına Kanal İstanbul denen, Karadeniz'den başlayıp Marmara Denizi'ne açılacağı söylenen İstanbul Boğazı'na paralel su yolu ve çevresine 1,5 milyon kişilik bir yeni şehir yapımı hakkında 16 milyonun seçilmiş temsilcisi olarak, seçilmiş tek kamu otoritesi olarak, özellikle altını çiziyorum, kuşkularımızı, tümüyle bilimsel gerçeklerimizi ve itirazlarımızı anlatmak adına sizleri İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Saraçhane binasına davet ettim. Bu basın toplantısına şunu ifade etmek isterim ki ortaya koyacağım tüm nedenler asla ve asla benim şahsi nedenlerim değildir. Bu basın toplantısının hiçbir ama hiçbir siyasi amacı yoktur. Bütün vatandaşlarımızın bunu bilmesini istiyorum. Bu toplantıda İstanbul'un ve İstanbulluların yaşam haklarının korunması ile ilgili sıralayacağım maddelerin hiçbirisi siyaset olsun diye birilerine sudan sebeplerle itiraz etmek için laf olsun diye sıralanan maddeler asla ama asla değildir. Bütün İstanbullulardan ve ülkemizin dört bir köşesinde yaşayan 82 milyon vatandaşlarımızdan bu toplantıda söyleyeceklerimi çok dikkatle dinlemelerini istirham ediyorum. Çok önemli bir konu. Çünkü sadece bugün hayatta olan 82 milyon insanımız için değil, çocuklarımız için, torunlarımız için ve bu ülkenin tüm geleceğini tehlikeye atan büyük bir risk ile karşı karşıyayız, bunun bilmesini istiyorum. O yüzden lütfen, lütfen ama lütfen beni pür dikkat dinlemenizi arzu ediyorum. Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi olarak Kanal İstanbul protokolünden çekildiğimizi ilan ettim. Çünkü bilim insanlarıyla konuştukça ortaya çıkıyor ki Kanal İstanbul bir ihanet projesi değil, bir cinayet projesidir. Ne yazık ki bir cinayet projesidir. 16 milyonun varlığına, 82 milyonun güvenliğine yönelik bir felaket projesidir. Evet, altını çiziyorum, felaket projesidir. Kimlere ne söz verilmiş olursa olsun, kimlere ne rant vaat edilmiş olursa olsun derhal vazgeçilmelidir. Derhal, hemen. Şimdi asla ve asla konuşmalarımızın hiçbirisinde polemik olmadan, asla siyasi retorik yapmadan yüzlerce güvenilir bilim insanının ortaya koyduğu bilimsel gerçekleri, sadece ama sadece bilimsel gerçekleri ve önemli kamu kurumlarının ortaya koyduğu dayanakları tek tek sıralayacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin farklı daire başkanlıklarından devlet hava meydanları işletmesine, İSKİ'den devlet su işleri genel müdürlüğüne kadar uzmanlığı, görev alanı ve sorumluluğu bu konuyla ilişkili olan kurumlarımızın devletimize sunduğu raporlar üzerinden, tümüyle resmi raporlar üzerinden, Kanal İstanbul projesinden çekilmemizin dayanağı olan ve projenin ülkemiz için barındırdığı en önemli, en ciddi 15 tehdidi 15 madde halinde sizlere anlatmaya vaktimiz el verdikçe çalışacağım. En dikkatli bir şekilde sizlere sunuş yapacağım. Kanal İstanbul demek, Kanal İstanbul demek değerli hemşehrilerim, susuzluğa mahkumiyet demektir. Çok önemli birinci maddemiz. Öncelikle projedeki kanal yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda olan 20.75 metre derinliğinde ve en dar yerinde 275 metre genişliğinde bir kanal. Kısaca geometrik tanımı bu. Kanal İstanbul projesi yapıldığı takdirde 8500 yıldır var olan İstanbul sonsuza kadar yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kaybedecek, nokta. 8500 yıldır
var olan su kaynaklarını kaybedecek. Bundan sonra sıralayacağım diğer 14 maddeyi bir kenara koyun. Tek başına bu maddeyi anlamaya çalışalım. Sadece bu madde bile. Bu projenin derhal rafa kaldırılmasını emrediyor. Derhal. Akıllı, mantıklı, gerçeklerden uzaklaşmamış hiçbir kamu yöneticisi, hiçbir siyasetçi böyle bir riskin varlığını, dünya susuzluğu konuşuyorken, iklim değişikliğini konuşuyorken bu sorunu bile bile bu projenin inşaatını destekleyemez. Kendi ülkesine, kendi şehrine, kendi insanına bu ihaneti düşünemez. Bu maddeyi biraz daha açmak zorundayız. Susuzluğu konuşuyoruz. Belediyemizin çeşitli daire başkanlıklarının, devlet su işlerinin ve İSKİ'nin raporları, projenin inşa edilmesi halinde karşılaşacağımız felaketin boyutlarını tek tek anlatıyor değerli arkadaşlar. Bunlara göre projenin getirdiği en büyük tehlike Terkos Gölü'ne karışacak olan tuzlu su. Evet, karışacak tuzlu su ile gölün ebediyen su kaynağı sıfatını yitirecek olması önemli bir ihtimalidir. Önemli bir ihtimalidir. Bildiğiniz gibi Terkos Gölü Havzası İstanbul ve çevresi için ne ifade ediyor? Önemli bir depolama alanıdır. Çok önemli bir depolama alanıdır. Binlerce yıldır Avrupa yakasındaki en hayati, en büyük su deposudur. Kanal İstanbul inşa edilirse her şeyden önce bu muazzam su kaynağı, bu çok değerli su kaynağı yok olacak. Bu kadar basit. Projeyle Sazlıdere Barajı da devre dışı kalacak. Önemli bir havza, önemli bir su toplama havzası. Bakın, bir milli yatırım olarak, gerçek milli yatırım olarak değeri 2 milyar lira, yani 2 katrilyon liranın üzerinde olan Sazlıdere Barajı'ndan bahsediyorum. Aynen apar topar kapatılan Atatürk Havalimanı gibi tümüyle işlevsiz kalacak. Kanal İstanbul projesiyle Terkos Gölü'nün doğusundaki 20 kilometrelik su toplama havzası da devre dışı kalıyor. Şu anda Sazlıdere iki telli sistemi 5 milyon İstanbullunun, yani her 3 kişiden birinin su ihtiyacını karşılıyor değerli İstanbullu hemşehrilerim. Sadece Sazlıdere Barajı bile, İstanbul'un yıllık toplam su ihtiyacının yaklaşık %10.21'ini karşılıyor. Terkos'la birleştiğinde ise İstanbul'un tüm su ihtiyacının %29'a yakınını karşılıyor. 15 yıl sonra ise 7,5 milyon insanın su ihtiyacını karşılayacak bu bahsettiğim havza ve bu bahsettiğim toplama alanları. İki barajdan bahsediyorum. Peki Kanal İstanbul inşa edilince mevcut bu sistem ne olacak? Tamamen devre dışı kalacak. Tamamen. Bizim için artık içme suyu alanı değil. Bakın değerli hemşehrilerim, sadece yerüstü su kaynaklarımız değil, yeraltı su kaynaklarımız da yok olacak. Bunu söyleyen bilim insanları, gerçekten bu işe kendini adamış su ile ilgili uzmanlar. Bakın Devlet Su İşleri raporunda bu konuda ne söyleniyor? Devlet Su İşleri raporunda. Zemin etüdü ve sondajlar yapılsa da, bunu ben söylemiyorum, Devlet Su İşleri söylüyor, her zaman beklenmedik durumlar ortaya çıkar. Ayrıca kayalardaki çatlak ve kırıklar sondajla da belirlenemez, tespit edilemez. Bu çatlaklardan Kanal İstanbul'un tuzlu suyu Terkos'a girer ve Terkos su kaynağı olmaktan çıkar. İstanbul'un büyük bir bölümü susuz kalır. 427 milyon metreküp su, içme suyu rezervi elden çıkar. Kaybedilecek su kaynağının alternatifi de bu belirlenen yakın bölgede ne yazık ki bulunmamaktadır. Bunu ben söylemiyorum. Devlet Su İşleri. Devlet Su İşleri'nin belirttiği gibi bölge zeminindeki kayalarda var olan kırık ve çatlaklar,
felakete kapı açacak durumda. Gerçekten bir felaket. Susuzluktan daha büyük felaket, şu anda dünyada iklim değişikliğinden daha büyük felaket konuşulmuyor. Birinci sıra felaketten bahsediyorum. Bir avuç insanın önceliği beni ilgilendirmiyor. Milyonlarca hatta milyarlarca insanın önceliği beni ilgilendiriyor. O bir avuç insanla ben 23 Haziran'dan önce de ilgilenmedim zaten. Çünkü bu rapora göre inşa edilecek kanalın 5.2 kilometrelik zemini tamamıyla kireç taşı değerli hemşehrilerim. Bu durumda tüm yeraltı sularına ve Terkos Gölü'ne tuzlu suyun karışacağı da net, aşikar, geçirgen bu zeminden dolayı. Kanal kotu Terkos'tan düşük olduğu için sızıntı ihmali bu anlamda bu ihtimal büyük bir risk oluşturuyor. Buradaki tek tehlike de susuzluk değil. Değerli hemşehrilerim, aynı zamanda bir başka husus, strateji ve güvenlik çerçevesinde de durum bir felakettir. Bu bir başka madde. Devlet Su İşleri yine devletimizin önemli bir kurumu, köklü bir kurumu, teknik anlamda güvenilir bir kurumu. Diyor ki, inşa edilecek olan kanal güzergahı acil eylem planı çerçevesinde saklı stratejik rezerv alanıdır. Çok önemli bakın. Yeraltı sularına tuzlu su karışma ihtimaliyle her konuyu düşünmek zorundadır devlet. Her ortamı, her atmosferi. Savaş ve doğal afetlerde yüzey suları kullanılmayacak durumda olabilir diyor. Önemli bir tehdit anı. Bu durumda stratejik rezerv alan olan yeraltı sularını kaybetme riskiyle de karşı karşıyayız. Yani en zor koşullarda bize yaratacağı problem. Su kaynaklarımızı destekleyen Istıranca dağlarından gelen yeraltı suyunun da bu kanal yolunu kesiyor ve bu süreci de kaybediyoruz. Peki stratejik su kaynaklarımızı kaybedeceğiz de karşılığında ne alacağız? Herkes bir düşünsün. Ne alacağız karşılığında? Su gitti, ne alacağız? Ne alacağız? Sükse yapacağız. Sükse yapacağız. Kime? Onu da bilmiyoruz. Sükse yapacağız. Koca bir hiç alacağız değerli vatandaşlarım. İkinci hususa geçiyorum. Kanal İstanbul demek kesinlikle deprem riskini tetiklemek demektir. Deprem İstanbul'un en önemli konularından birisi, belki birincisi. Zaten tek başına şu milyarlarca liralık yatırım konuşuluyor ya, İstanbul'a ihanetin ötesinde cinayet denmenin bir başka sebebi de böyle bir öncelik dururken, on binlerce binanın riskli bina olduğu İstanbul'da milyonlarca insanın can kaybı kapıda beklerken bunu konuşmak ve tartışmak bile cinayet. Cinayet. Başka hiçbir şey demiyorum. Değerli hemşehrilerim, İstanbul var oldukça var olmaya devam edecek bir sorundur deprem. Deprem bugüne ait bir sorun değildir. Binlerce yıldır var, binlerce yıl var olacak. Bilindiği gibi Küçükçekmece Gölü'nden 3 sığ fay hattı geçiyor. Tabii yani ne diyeyim, öyle raporlara, öyle gecelik değişiklikler yapılıyor ki fay hattını değiştirdik de diyebilir merkezi hükümet. Nereden geçtiğini değiştirdik diye bir açıklama gelebilir yarın. Tarihsel dönem ve 120 yıllık veri incelendiğinde kanal güzergahı boyunca yapılacak yapılaşma insan yaşamı için, İstanbul'daki milyonlarca insanımız için büyük bir risk taşıyor. Çünkü deprem bu bölgenin değiştirilmez bir gerçeği. Zemin yapısı ne yazık ki heyelanlara çok müsait. Bu bölgede büyük mühendislik projeleri için pek çok geoteknik sorun söz konusu. Bunu bilim insanları söylüyor. Proje birinci, ikinci ve üçüncü derece deprem bölgelerinde kalıyor. Bunu artık 7'den 77'ye herkes biliyor İstanbul'da. 11 kilometre mesafeden de, hemen 11 kilometre mesafeden de Kuzey Anadolu fay hattı geçiyor.
30 kilometre mesafeden de Çınarcık fay hattı geçiyor. Bilim insanları Kanal İstanbul projesinin yeryüzü ve yeraltı gerilme dengelerini bozacağını söylüyor. Çok net. Büyük bir tehdit. İnşaat ile ortaya çıkacak aşırı yüklemelerin yeni depremleri davet edebileceğini, depremlerin şiddetini arttıracağını söylüyor. Plana göre kanalın Marmara girişi olan Avcılar Deniz Köşkleri'de. Avcılar Deniz Köşkleri'de. Avcılar halkı da bunu duysun. 631 bin metrekarelik denize dolgu ile konteyner limanı yapılacak. Bu liman da risk altında. Neden? Olası Büyük İstanbul depreminin 6 metre yüksekliğinde dalgalar yaratacağı konusunda simülasyonlar var. Bilim insanlarınca ortaya konuyor. Bunu biz söylemiyoruz. Tsunami ile o limanda sular altında kalacak. Bilim insanları hepimizi ikaz ediyor. Bilim gerçekleri konuşuyor, gerçekleri araştırıyor. Akıldan ve bilimden uzaklaşan herkese Allah akıl versin. Göz göre göre kendi elimizle, kendi bütçemizle felakete niye davetiye çıkarıyoruz? Niye? Ben de soruyorum ya Allah aşkına niye yapıyoruz bunları? Niye bilimi, aklı kendimizden uzak tutuyoruz? Böyle bir şey olamaz. Bir diğer konu, üçüncü madde. Kanal İstanbul ne demek? Kanal İstanbul demek, İstanbul'un doğasını sonsuza kadar katletmek demek. Bakın net, Kanal İstanbul demek, İstanbul'un doğasını sonsuza kadar katletmek demek. Hem de katrilyonlar harcayarak, kendi paramızı, milli paramızı, geleceğimizi harcayarak katletmek demek. Milli ve stratejik su kaynaklarımızı kurutacaksınız. Milyonlarca İstanbulluyu susuz bırakacaksınız. Peki çevreye ve ekosisteme nasıl bir zarar vereceksiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın animasyon filmle millete izlettiğine göre izlediniz. Ben de izledim ve çok güzel, görmüyor musunuz? Çok güzel diye de tariflediğini de gördüm. Kanalın etrafında 50 katlı, 60 katlı, bazılarının katını sayamadığımız dev gökdelenler dizi dizi dizilmişler. Kim tasarlamış? Burada mecliste etrafında tek bir konut yok diyenler oldu. Olmadığını, öyle bir şey yok da tasarımda. Kendi raporlarında 1 milyon 150 bin nüfus dedikleri raporu bakan 500 bin kişilik bir akıllı şehirden. Şu an 16 milyon akılsız bir şehirde yaşıyor. 500 bin kişilik bir akıllı şehri dev projenin bir parçası olarak anlatıyor. Ve o 50, 60, 70 katlı binaları bakın ne kadar güzel. Yani güzellik kavramı evet insana göre değişir. İnsanların bunu değerlendirmesini istiyorum. Kimisi o güzelim doğaya, o güzelim coğrafyaya, o güzelim tarım alanlarına bakar ve güzel der. Kimi de 60, 70, 80 katlı binalara güzel der. Ticaret alanları, lojistik alanlar ve donatılar gelecekmiş. Ya yine beton, yine beton Allah aşkına. Yine rant. Bakın 1 milyon 150 bin diyorsa siz onun altını 2 milyonla çizin. Bu işin sonu yok onu söyleyeyim. Yine çevre katliamı. Pazartesi günü yayınlanan Sözüm Ona ÇED raporunu hazırlayanlar ya da hazırlatanlar. Bölgedeki yapılaşmadan farkında mısınız? Hiç bahsetmiyorlar. Hiç sanki ÇED'de yok öyle bir şey. Ya Sayın Cumhurbaşkanı gösterdi. ÇED'e baksanız yok. Kimi aldatıyorsunuz? Yani çevre etki değerlendirme raporunda bu yapıların ne tür çevresel sorunlara mal olacağı konusunda da ve bu sorusuna da hiçbir şekilde ÇED raporu cevap vermiyor. Rapor sanki bölge imarı açılmayacak. Hiçbir şey yok. Yani bir aldanma geleneğiniz olabilir ama milleti aldatamazsınız. Biz buradayız. Sanki bölgede yapılaşma olmayacakmış gibi bir rapor hazırlanmış. İnşa edilecek kanal çerçevesindeki yapılaşma kısa zamanda sıcaklık, nem, rüzgar rejimini değiştirecek. İstanbul'un hava koşullarının sadece 25-30 yılda nasıl değiştiğini hepimiz gözlemliyoruz. Artan nüfustan, artan yapılaşmadan dolayı. Ve buradaki bu
İstanbul'un batısındaki bu yapı duvarı İstanbul'u bir ısı adasına da çevirecek. Felaket üstüne bir felaket. Bunu ben demiyorum, bilim insanları söylüyor. Bu benim sözlerim değil. Ben vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak gösterdiğim duygusal refleksim başka bir şey değil. Çocuklarımı düşünerek, torunlarımı düşünerek, Allah nasip ederse. Oysaki çevre düzeni planı kapsamında İstanbul'un plansal gelişiminde şunlara dikkat etmek zorundasınız. Bir, büyüklük. İki, büyümenin yönetilebilirliği. Bu kapsamda İstanbul'daki her arazi kullanımı özünde kentin doğal ve ekolojik yapısına mutlak katkı vermesi gerekir. Ya zaten bu kente ihanet ettik diyenler bu hayati yasaya hiç ama hiç dikkat etmedikleri için bugün İstanbul'un başı doğa ile dertte. Kanal İstanbul projesiyle, projenin inşaatıyla ya 23 milyon metrekare orman alanı. 23 milyon metrekare. 45 kilometre uzunluğunda ve ortalama 150 metre genişliğinde 136 milyon metrekarelik çok verimli tarım ve orman alanı. Sonsuza kadar ortadan kaldırılmış olacak. Ya Allah aşkına, bak ömür gelip geçiyor değil mi? Biz İstanbul'un şurada 50-60-70 senesini yaşıyoruz. Bitecek. Geleceğe ne bıraktığımız konuşulacak. İşte herkesin hayali başka. Biri 60-70-80 kat bina hayal edebilir. Ben de orada İstanbul'u o 136 milyon metrekarede daha fazla sağlıklı gıdayı nasıl oluşturabiliriz? Orada insanlar hayata daha umutla nasıl bağlanabilir? Ben de onu hayal ediyorum. Yok edeceğiniz su, tarım ve orman alanlar. Bu şehrin yaşam destek sistemi. Bakın yaşam destek sistemi. Kanalın inşa edilmesiyle Küçükçekmece Lagünü'nden Sazlıdere Barajı'na kadar olan o sulak alan, evet o bataklık, doğayı besleyen o bataklık alan yok edilecek. Bakın çok değerlidir, kıymetlidir. Yani İstanbul'daki manda popülasyonu muazzam süt kaynağıdır, yoğurt kaynağıdır. Kalmadı biliyor musunuz? İnsanların moralini bozdunuz. Biz ne yapmalıyız? Türkiye'de en fazla 3 şehirden biri olan manda popülasyonunda o verimli sütünü, o verimli yağını başka gerekçeleri arttırmak zorundayız. Bakın bunların hepsini yok ediyorsunuz. Bölge sadece bununla da değil. Aynı zamanda tabiatta bilinen en değerli kuşların göç yolu. Bilinen en değerli göç yollarından birisi. Hem üreme hem de dinlenme bölgesi. Küçükçekmece Lagünü yarı tuzlu suya sahip olduğu için bir başka fonksiyonu da var. Deniz canlılarının üreme noktası. Deniz canlıların lagün boğazından dereye ulaşıp orada yumurtalarını bırakıyorlar ve yok olacak o alanda üreme imkanlarını sağlamış oluyorlar. Değerli hemşehrilerim, yok olacak ormanlık ve sulak alanlar, yaban hayvanlarının yuvası, bu kentin, bakın bu kentin balığından kuşuna, yaban hayvanlarından bitkisine sahip çıkmazsak hayatta kalabilir miyiz zannediyorsunuz? Hayatta kalamayız. Bu şehirde nefes almadan, su içmeden, beslenmeden milyonlarca insan nasıl yaşayacak? O mini minnacık köylerdeki feryatları görüyorsunuz Anadolu'nun, Trakya'nın muhtelif yerlerinden. Bizler de bu güzel ülkenin, bu güzel coğrafyanın o mini minnacık köylerinden gelip göçüp buralara yerleştik. Hani nasıl tutkuluyuz biliyoruz değil mi? O 2-3 tane ağacına, köyümüzdeki o ufacık bahçeye, o bizi besleyip bugün var olmamızı sağlayan 100-200 metrekarelik, Karadeniz'de 200-300 metre büyük bir alandır. O 3-5 kişilik, 15 kişilik, 25 kişilik aileleri besler. Ne kadar değerlidir, nasıl tutkuyla sarılırız değil mi? Burada bahsettiğimiz 135 milyon metrekare tarım alanı. Nasıl yaşayacağız? Mümkün değil. Onun için feryat ediyoruz. Bunları ben söylemiyorum. Bunları bilim söylüyor. Bunlar benim sözlerim değil. Dördüncü madde. Kanal İstanbul demek
İstanbul'un tarihini talan etmek demektir. Tarihini. O denli komik ki, o denli komik ki, Boğaz'ın tarihi dokusunun korunması proje için gerekçe olarak anlatılıyor. Yani yüzlerce yıldır, günün koşullarında binlerce yıldır geçiş yapılan Boğaz'da birkaç kazayı referans gösterip günün simülasyon ve uygulama teknolojilerinin tavan yaptığı bir ortamda bunu gerekçe gösterip kanalın bitmesiyle Boğaziçi trafiği azaltılacakmış. Bahaneye bakar mısınız? Kaybettiklerimiz burada, onları anlatıyorum. Devam edecek. O da Boğaz'daki tarihi dokunun korunmasını sağlayacakmış. Boğaz trafiği ile ilgili olarak da dikkatinizi çekmek isterim. ÇED başvuru dosyasında Boğaz trafiğinde iddia edildiği gibi yıllara göre bir artış yok. Yok. Tam tersine özellikle son 10 yılda kayda değer bir azalıştan bahsediliyor. %22 oranında azalış. Son 10 yılda. Net. Raporda var bu. Ben söylemiyorum. 17 milyon metrekarelik sit alanı Kanal İstanbul'da etkilenmektedir. 17 milyon metrekare. Ya 10 dönüm, 20 dönüm değil ha. 17 milyon metrekare sayıyoruz ya, 135 milyon tarım alanı diyoruz. İşte orman alanı diyoruz. 17 milyon metrekarede sit alanından bahsediyoruz. Küçükçekmece Gölü'nün kıyısındaki Batonya antik kenti olsun. İstanbul'un ilk yerleşmelerinden dünya tarihi literatüründe önemli bir yeri olan Yarımburgaz mağaraları olsun. Daha bilmediğimiz toprak altındaki nice tarihi kalıntılar, antik hazineler olsun. Muazzam bir tarihi zenginlik bu proje tarafından yutulup yok edilecek. Tarihe ve tarihi değerlere niçin zulmediyorsunuz? Zannediyor musunuz ki kadim İstanbul tarifinizde doya doya ağzınızda dolu dolu söylediğiniz kadim İstanbul tarifi nasıl kadim oluyor zannediyorsunuz? İşte o binlerce yıllık tarihin varlığından ortaya çıkan tanımdır kadim İstanbul. Ve her yüzyıl, her 10 yıl bu şehre katkı sunmuştur ve kadim denmiştir. Evet, tarihte yoğun ihanetlere uğradığı anlarda olmuştur bu şehrin ve dünyanın başka noktalarının. Biraz da uyarımız bundandır. Fırsat tanımayacağız. İhanete fırsat tanımayacağız. 5. madde önemli. Kanal İstanbul demek 82 milyonun çok önemli. Tabii ki bütün anlattıklarımızın yanında para pul ölçülemez ama bugün canımız yanıyor ve bugün İstanbul'un, Türkiye'nin ekonomiyle olan sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. 82 milyonun sırtına en az 110 milyar liralık yeni vergi yükü bindirmek demektir Kanal İstanbul. Yani maliyet. Ben onu 2 ile çarparım, yanılmam. Onu da söyleyeyim. Bu rapor, bilimin söylediği bu rapor. Ama 2 ile çarparım, yanılmam. Bakın Devlet Su İşleri durumu nasıl anlatıyor. Kanaldaki taşınmazların bulunduğu rezerv alan imara açılırsa Devlet Su İşleri olarak Türkiye'nin kadim suyuyla ilgili kıymetli hizmetler veren Devlet Su İşleri Kurumu olarak 1450 kamulaştırmasız el atma davası ile karşı karşıyayız. Buradan çıkacak mali yük koca Devlet Su İşleri tarafından karşılanamayacak şekilde dev boyuttadır, büyüklüktedir. Yani bırakın inşaat maliyetini, bırakın yapının oluşmasını, bakın bunlar yok. Özel şahıslara ait mülklerin kamulaştırma bedelleri bile milletin sırtına yüklenecek. Bu laf ortaya atıldığından beri oradaki arsa manipülasyonları da ayrı bir boyut. Onlar da ayrı bir boyut. Bu ülke ekonomisinin bu kadar darda olduğu günlerde, ülke nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altındayken, işsizlik almış başını gidiyorken, genç, üniversiteli gençlerimiz iş için her yerde imkan arıyorken, ya şurada 420 kişilik memur alımı için 25 bin insan başvurmuşken, siz devlet olarak
ayakta durabilmek için varlık vergisi benzeri değerli konut vergilerine bel bağlayacak noktaya gelmiş iken ya kimi kandırıyorsunuz? Bakanlığın ilk tahminine göre 75 milyar lira maliyet. Artı Büyükşehir Belediyesi'ne yüklemeye çalıştığınız 35 milyar liralık maliyet. Bu gereksiz, anlamsız, külfetli işe kalkıyorsunuz ve bedeli ödenemeyecek, geri getirilemeyecek az önce anlattığım felaketler başka. Şimdi diyecekler ki kanalın millete maliyeti yok. Hep öyle dediler ya. Proje kendi kendini göreceksiniz, finanse edecek. Ama biliyorum ki bu masalı en az benim kadar millette biliyor. O maliyeti yok dedikleri, yaptıkları projelerin zaman içerisinde milletin sırtına nasıl yük olduğunu yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. O anlamda bu şehir hastanesi vesaire detaylarına girmeyeceğim. Kendi kendine finanse edeceği noktaların geride kaldığını şimdi de gerekirse öderiz edebiyatını hep beraber görüyoruz ve gördük. Yani deli dumrul hesabı gibi kullansın kullanmasın. 82 milyon insan hep birlikte ödüyoruz. Bal gibi ödüyoruz. Bal gibi ödüyoruz. Hem de kat kat fazlasıyla artan faiz maliyetleriyle. Fazla değil, 4-5 tane şirkete ödüyoruz bir de bu paraları. Bu da öyle olacak. Olmayacak da öyle olmasını istiyorlar. Milletin sırtına ne için, ne için, hangi anlam için bu yükleri yükleme çabası içindesiniz? 6. madde. Kanal İstanbul demek, Büyükşehir Belediyesi'nin sırtına 35 milyarlık lüzumsuz maliyet yükleme çabası demek. Kanal İstanbul inşaatı, ya İSKİ'nin 3 isale hattı da devreye dışı kalacak. Ben hafta sonu orayı gezdim karış karış. Hem de ailemi, çocuklarımı aldım gezdim. Hani nasıl bir coğrafya olduklarını çocuklarım hissetsin diye dolaştım. Bütün pazar günü oralardaydım. Ya mevcutta yürüyen, mevcutta daha yeni ihale edilmiş işlerimiz bile İSKİ bünyesinde devre dışı kalacak. Mevcutta şu an yürüyen işlerimiz var orada. Şimdiye kadar yapılmış arıtma sistemlerinin bazıları da tümüyle yok olacak. İSKİ verilerine göre bu 3 isale attığının yerine en az 11 milyar lirayla, yani eski parayla 11 katrilyon lirayla yeni arıtma tesisinin inşa edilmesi gerekmekte. Kanal inşaatı ayrıca 3 farklı lokasyonda da tümüyle İKTAŞ hatlarını ortadan kaldıracak. İKTAŞ raporuna göre de bu hatların yerine yine milyarlarca liralık ek maliyet yükü olan bir şey gelecek, maliyet gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sadece 2 kurumuna bile milyarlarca liralık maliyet çıkıyor. Tahsisler, yol yapımları yüzünden birçok maddeyi sıralayabilirim. Kanal İstanbul projesinin sadece Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti ne yazık ki işte katrilyonlarla, milyarlarla ifade ettiğimiz bu rakamlar. Bu rakamın büyüklüğünün anlaşılması için şunu söyleyeyim size. Bu rakam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu milyarlarca liralık bir rakam 2020 yıllık bütçesinden neredeyse %50'ye yakın fazlası var. Pazartesi itibariyle Kanal İstanbul protokolünden çekilirken Kundak'taki bebekten 90 yaşındaki Ayşe teyzeye kadar her bir İstanbullunun sırtından bir yeni borçtan kurtarma çabasını ortaya koyduk aslında. Çarpın bölün 2200 lira civarında kişi başı maliyeti var. Kişi başı. Yani her bir İstanbulluyu. Asgari ücret kadar bir ödemeden kurtarmış oluyoruz aslında. 4 kişilik bir aileyi yaklaşık 5000 liranın üzerinde gereksiz bir vergi yükünden korumuş oluyoruz. 7. madde Kanal İstanbul demek. Gelir rüyası görmek demek. Bildiğiniz gelir rüyası. Hani rüyaya yatıp koyunları saymak vardır ya onun gibi bir şey. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, kıymetli İstanbullular, çok değerli vatandaşlarımız. Bu konu hassas bir konu.
devlet, kamu yönetimi, bilimin, aklın neresinde kaldığının geldiği en trajik noktadayız. Diyebilirler ki, Orta Amerika'da Panama Kanalı, Mısır'da Süveyş Kanalı yapıldı. O ülkeler buralardan büyük paralar kazandı. Türkiye'nin kazanmasını istemiyorsunuz. Ya en büyük kandırmacalardan biri de bu. Hem de bunu böyle ilişkilendiriyorlar ya. Ya Panama Kanalı dediğiniz şey, gemilerin yolunu tam 13 bin kilometre kısaltıyor. 13 bin. Koca Güney Amerika'nın etrafından dolaşmanız yerinde kanaldan geçiyorsunuz. Süveyş Kanalı, Akdeniz ve Kızıldeniz üzerinden Hint Okyanusu'nu birbirine bağlıyor. Ve Afrika kıtasını dolanmamış oluyorsunuz. Yerine göre değişir de ortalama 6 bin kilometre yolunu kısaltıyor. Gemiler o yüzden iki kanala para ödeyerek yolunu ve zamanını kurtararak o kanallardan geçiş yapıyorlar. Peki Kanal İstanbul? Kanal İstanbul'da gemiler için yoldan tasarruf söz konusu değil ki. Kanal İstanbul'dan geçmekle İstanbul Boğazı'ndan geçmek aynı şey. Hatta daha kolay. Aynı mesafe. Hatta yukarıdan aşağı gelen 6 knot gücündeki akıntı nedeniyle Marmara'dan Karadeniz'e gidiş en az 3-4 saat sürecek. Gemiler İstanbul Boğazı'ndan bedava geçmek varken uluslararası sözleşme gereği, ya niçin Kanal İstanbul'dan geçsin? Hangi akıllı kaptan, karını düşünen hangi şirket buna evet diyecek? Başka bir soru gelebilir ama onu bahsedeceğim. Hani bir mantra üzerinden uydurulmaya çalışan konuya da ayrıca değineceğim. Ülkelerin güvenliğini ilgilendiren, ülkeleri savaştan uzak tutan anlayışla ilgili de konulara birazdan değineceğim. Değerli hemşehrilerim, Kanal İstanbul demek İstanbulluları trafikte iki kat perişan etmek demek. İki kat. Kanal İstanbul gemilerin yolunu kısaltmasına kısaltmıyor, doğru. Ama İstanbullunun hayatını ne yapıyor? Kısaltıyor. Ne yazık ki. İstanbul ana ulaşım ve İstanbul lojistik planlarında henüz Kanal İstanbul yer almıyor, biliyor musunuz? Yok. Yani İstanbul'un bu büyük planlarında, tasarımlarında, gelecekle ilgili oluşumlarında böyle bir plan yok. Ya bu kadar hazırlıksız. Planlarda yer almadığı için Kanal İstanbul'un İstanbul ulaşımına olacak etkisini kestirmek bile mümkün değil. İnanın kestirmek bile mümkün değil. Yani daha yeni yapılan 3. köprünün yolundan, işte Kuzey Marmara Otoyolu'ndan, ya bırakın onu TEM'de, o viyadüklerin geçişleri, onların kaç metre yukarıya kalkacağı, altındaki işler, ya ben bu sektörü bilen insan olarak hayal bile etmek istemiyorum. Ama bunun yanı sıra kanal çerçevesinde planlanan konut alanları, kanal nedeniyle kopacak ve sonra köprülerle tadil edilmeye çalışılacak ulaşım hatları, az önce söylediğim şeyler, yeni ulaşım taleplerinin doğması demektir. İstanbul Yarımadası Trakya'dan ayrılacağı için yeni bağlantı köprülerine ihtiyaç duyulacak. Sözüm ona, yani çizgi film çizerleri kızdı bana, çizgi film çizmek kolay dedim, yanlış anlaşılmasın. Yani çizgi filmle bu tür şeyleri tasarlayıp milletin önüne koymak kolay anlamında söyledim. Elbette yaratıcılığınıza saygı duyuyorum. Oraya işte çizgiyle çizdikleri şeyler, o köprüler, inşaatın başlamasıyla TEM ve E5 sık sık trafiğe kapatılıyor. Sık sık. Kendileri diyor 6-7 yıl inşaat süresinden bahsediliyor. İstanbul trafiğinde yaşanacak problemlerin boyutu belirsiz değerli hemşehrilerim. Belirsiz. Çile. Ayrıca Kanal İstanbul projesiyle büyük çile, halen planlanmış olan Mahmut Bey Esenyurt gibi, Sefaköy TÜYAP Beylikdüzü gibi metro hatlarını da derinden etkiliyor. O bölümde, sadece o bölümde, Başakşehir'in bir bölümünde yaklaşık 3,5 milyon insan yaşıyor. Bu bölgelere hızla metro getirmemiz gerekirken
Millet elini açmış dua ediyor. Bir an önce getirin. 20 yıldır konuşuluyor çünkü. 2003 yılından beri vaat ediliyor. Milyonlarca insanın ulaşımını kolaylaştıracak. İki, hatta daha fazla Silivri halkı İstanbul'a bir an önce bağlanmak istiyor. Metro hattını, bu iki metro hattını ve daha fazlasını inşa etmek varken neden trafikte milyonlara zulmü reva görüyorsunuz? Milyonlar. Yalnızca karayolu değil. Havayolu içinde hiçbir hayır yok. Ben demiyorum, devlet hava meydanları. Raporu diyor bunu. Her ne kadar sehven yazılmıştır diye talimatla rapor değiştirildiği gibi. Dedim ya, talimatla göreceksiniz. Bu ülkede bu da yaşanabilir. İnanın fay hattının yerini de değiştirirler. Bu şaka değil. Yaparlar yani. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'nün 15 Mart 2018 tarihli Kanal İstanbul projesi ÇED başvuru dosyası hakkında bakanlığa yazdığı yazıya göz atalım. Her yerde okundu bu. Aynen şöyle. Bu proje ile İstanbul yeni havalimanının uçuşa açılması imkansız olacaktır. Nokta. Raporun sonundaysa şöyle diyor. Tüm pistler kullanıma açıldığında günde 3500 uçak trafiği olacağı öngörülen Asrın projesine gölge düşürmemesi açısından projedeki koordinatlarda Kanal İstanbul projesi yapımı uygun görülmemektedir. Nokta. Bunu ben demiyorum. Asrın projesini çizen, hazırlayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin yetkilileri söylüyor. Ben demiyorum. Ama biliyorsunuz bir hafta sonra da 22 Mart 2018 tarihinde aynı kurum ÇED başvuru dosyası hakkında bakın ne söylüyor. ÇED başvuru dosyası hakkındaki ilgi A yazısındaki cevaben yazılmış olan ilgi B yazımız sehven yazılmıştır diyor. Söz konusu proje ve projeye ait ÇED başvuru dosyasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir yuvarlak. Yani o netliği ortadan kaldırmak. Kişiye göre rapor. Bu işte kamunun akla ve bilme bakış noktası. Yalnızca 5 gün sonra yani 25 Mart 2018 tarihinde de şöyle diyorlar. Bakın akıl ve bilimin geldiği nokta. Manya planlarını ihlal etmemeleri halinde Atatürk Havalimanı ve İstanbul Yeni Havalimanı için sağlanacak veya sağlanan hava trafik hizmetleri üzerinde olumsuz bir etkinin oluşmayacağı tespit edip dedim ya fay hattını değiştirdiler. Aynı öyle 15 günde fay hattı değişti bak. Ama ben akla ve bilime inanıyorum. O ilk rapordaki gerçekliğe inanıyorum. Ne olmuşsa olmuş ya. Başta Kanal İstanbul'un menfi etkisi olacağına ilişkin görüş bildiren kadim kurumumuz DHM'yi bir anda fikrinden dönüvermiş. Yine de aynı raporun sonunda yani yine de bakın bu raporun sonunda bile kendilerini kurtaracak bir cümleyi de her şeye rağmen bir damar var işliyor akıl ve bilim damarı. Onu eklemeyi ihmal etmemişler. Yapılaşma kriterine uyulması, kanal aydınlatmasında buraya inmiş konu, kanalın aydınlatmasında uçakları yanılgıya düşürecek herhangi bir sistemin kullanılmaması gerektiği. Hani ışık koyarsanız bahane, Allah korusun bir uçak düşerse biz bunu demiştik, oraya iki tane ışık fazla koydunuz diyecekler. Soruyorum sizlere, kimler kimlere neleri dikte ettiriyor ya? Ya nelerle uğraşıyorlar ya? Ben anlamış değilim yani. 16 milyonun canının söz konusu olduğu bir meselede bile resmi raporlar bir anda kökten değişiveriyor ya. Ben onun için Allah akıl versin diyorum. Yani bu dua gerçek bir duadır. Vallahi 16 milyon insan birden içinden Allah akıl versin desin yani. 9. madde Kanal İstanbul demek büyük bir derttir bu. En büyük dertlerden, çevre dertlerinden biridir. 50 yıllık hafriyat demek değerli dostlarım, kıymetli İstanbullular. Kanal İstanbul projesini yapmak için ortaya çıkacak hafriyat ise tam bir muamma. Muamma. Yani bunun ulaştırma uzmanları simülasyonunu bile yapamazlar yani. Simülasyonunu yaparken bile o filmde kamyonlar birbirine çarpar. Kamyonlar için yapılacak yeni yollar yetmez.
38 kilometrelik Karadeniz'de ya Terkos'un önünde 38 kilometrelik ada. Birileri alıyor eline kalemi kağıdı. Bunu daha önce Marmara Adası'nda çizdiler. Bakırköy'ün önünde, Avcılar'ın önünde, Büyükçekmece'nin önünde. Çizdiler, bildiğiniz çizdiler. Milyonlarca da para verdiler. Üstüne de villaları yerleştirdiler. Bir de villa satacağız diye ülke ülke gezdiler. Şimdi o tutmadı. 38 kilometrelik Karadeniz'de sahil dolgusu yapacaklar. Ya insan aklını dehşete düşürecek nitelikte işler ya. Marmara gibi Karadeniz girişinde de liman kurulacak. Liman. Ve liman yanına 17,5 milyon metrekarelik dolgu alana da yine dolgu alana Allah'ın lütfu denizi dolduracağız yani. Ben Karadeniz çocuğu, bilirim Karadeniz'in hırçın dalgalarını. Benim gibi milyonlarca Karadeniz'i de bilir İstanbul'da ve Türkiye'de. Neymiş? Lojistik merkez açılacakmış. Orada, dolgu alanın üstünde. Yani hafriyatın çoğunu Karadeniz'e taşıyacaklar ve dökecekler. Yalnız tüm bunları yapacağını yazanlar, dip tarama malzemesi nasıl susuzlaştırılacak, hafriyat mevzuatlara uygun olarak nasıl bertaraf edilecek, raporda bu yok. Muamma. Bakarız. Kanal inşaatından çıkacak hafriyatın 2 milyar metreküp'e ulaşmasını bekliyoruz. 2 milyar metreküp. İstanbul'un yıllık hafriyat kapasitesini biliyor musunuz? 40 milyon metreküp. Yıllık hafriyat, yani bu kadar yoğun inşaat düzeni içerisindeki İstanbul'un yıllık hafriyat miktarı 40 milyon. Kanal İstanbul'daki potansiyel hafriyat 2 milyar. 2 milyar nere? 40 milyon nere? Yani İstanbul'da 50 yılda çıkabilecek hafriyatın toplamı sadece Kanal İstanbul'dan çıkıyor ve bu hafriyatı denize dökmekten başka da bir çare yok. Ya yine TMOP raporuna göre 2.1 milyar hafriyat çıkacak deniyor bu arada. Çıkan hafriyat, örneğin çıkan hafriyat, bunu duysun benim kıymetli hemşehrilerim duysun. Güngören, Bağcılar, Esenler'deki kıymetli hemşehrilerim duysun. O yaşadıkları 3 ilçe bir anda şöyle 30 metre yukarıya çıktığını düşünsün. Kot olarak. 30 metre dolduğunu düşünsünler yani. Bu 3 semtin bir anda 10 katlı bina kadar her yerinin dolduğunu düşünsünler. Bu kadar büyük bir faciadan bahsediyoruz. Bu hafriyat 10 bini aşkın hafriyat kamyonuyla taşınacak. 10 bini aşkın. Yani İstanbul trafiğine her gün 10 bin hafriyat kamyonu daha katılmış olacak. Şu an İstanbul'da zaten 7200 ruhsatlı hafriyat kamyonu var. En az 5 yıl 6 yıl boyunca 10 bin hafriyat kamyonun daha ilave edildiğini düşünün. Bu kamyonların doğaya vereceği zarardan bahsetmiyoruz bile. Ya Allah aşkına ya. Ya düşünüyorum, taşınıyorum, yatıyorum, kalkıyorum. Ben projeci bir insanım. Ben faydalı proje üretme konusunda iddialı bir insanım. Hayatım da böyle geçti. 5 yıllık belediye başkanlığım da böyle geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda projeci olarak geçecek ama faydalı proje. İnsanı önceleyen proje. Ya bunu niçin yapmaya çalışıyor? Ben anlayamıyorum ya. Hangi akılla, hangi mantıkla bunu hayatınızda önceliyorsunuz? 10. madde. Kanal İstanbul demek İstanbul'a 1.2 milyonluk yeni nüfus demek. Bunu ben demiyorum, kendi raporları diyor. Benim arkadaşlarım da onu o rapordan alıyor, buraya yazıyorlar. Ben de arkadaşlarıma dedim ki ya bu 1.2 milyonla kalmaz. İstanbul'da 1 milyon dedikleri yer 3 milyon oldu. Ama ben 1.2 milyon diyorlar ya, bu en az 2 milyon dediler, biz gene raporu yazarım. Benim lafımı dinlemediler çünkü dinlemezler. Onlar aklı ve bilimi dinlerler. Bir rapor varsa onu yazarlar. Zaten beni dinlemesinler. Ben aklı ve bilimi dinlemek için seçildim. Bir kişiyi dinlendiğinde sıkıntılar yaşadığımızı, facialar yaşadığımızı biliyoruz. Ama milleti dinlediğinizde rahat edersiniz. Bilimi ve aklı dinlediğinizde rahat edersiniz. Kanal İstanbul inşa edildiğinde yapılacak olan yeni yerleşim birimlerinde 1.2 milyon yeni nüfus gelecek. Yani ne demek biliyor musunuz?
Beşiktaşlar alınmasın ama 6 tane Beşiktaş demek. 6 tane Beşiktaş büyüklüğünde bir bölgeyi oraya yerleştireceğiz demek. Sadece Kanal İstanbul yüzünden. Ve sadece Kanal İstanbul bu proje yüzünden İstanbul trafiğine 3.4 milyon daha yeni yolculuk oluşacak. Bu da İstanbul trafiğinin en az %10 artması demek. Ya bu şehirde şu an 1 milyonun üzerinde de konut stoğu var ha bu arada. Yani ya İstanbul şu anda depremle ilgili sorununu çözmeye çalışıyor. Çürük binaların yenilenmesi ve insanların hayatının teminat altına alınması. Yaşadıkları alanda nefes almalarının sağlanmasını istiyorlar ya. Yani bu kaynakla siz bu şehrin kangren olmuş trafiği sorununu, trafiği çözmek varken hep birlikte neden trafiği tümden durduracak bu inşaat süresindeki facia ve sonrasında kuracağınız bu şehir planlamasıyla yeni sorunları bu kente taşıma çabası içindesiniz. Neden bu kaynağı daha akıllıca kullanmıyoruz? İstanbulluların hayat kalitesini yükseltmiyoruz. Neden bu şehrin yaratıcılığını ve enerjisini o güzelim çocuklarının 6 milyon çocuğunun 5 milyon gencin gelecekle ilgili umutlarını arttırmıyoruz? 11. maddemiz Kanal İstanbul demek 8 milyonluk nüfusu bir ada yaratarak o adaya hapsetmek demek. Konuşulduğu kadarıyla proje İstanbul'un hem karadaki hem denizdeki ekolojik denge sistemini değiştirecek riskler içermekle kalmıyor. İstanbul Boğazı ile yeni açılacak kanal arasında oluşacak o adaya 8 milyonluk bir nüfusun hapsedilmesi gibi bir durumu da ortaya çıkarıyor. Bu akıl dışı proje, akıl tutulmasıyla dayatılan bu proje, ülkenin deprem riski en yüksek bölgesine, en yüksek alanına 8 milyon insanı bir kanal marifetiyle hapsediyorsunuz. Deprem anında bu nüfusun güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Tam bir can pazarına dönecek o kritik anda milyonlarca İstanbulluyu başka bir coğrafyaya nasıl nakledeceksiniz? Ya vazgeçtim mal güvenliğini, vatandaşlarımızın canını nasıl koruyacaksınız? Bu proje hem İstanbul'un güvenliği için hem de Trakya'nın savunması için stratejik bir ihanet projesidir. Hakikaten bizden bu projeye evet dememizi, milyonlarca insanımızın canını tehlikeye atmamızı, ülkemizin stratejik konumunu ve güvenliğini tehdit eden bu projeye evet dememizi bizden nasıl bekliyorsunuz? 12. madde, Kanal İstanbul demek, Montre rüyası görmek demektir. Gelelim tarihimizde de önemli bir konu olan şu meşhur Montre Antlaşması'na. Hani bahane olarak sunuluyor ya. Öncelikle anayasamızın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmeler kanun hükmünde bu kadar net. Bu arada Kanal İstanbul'un yaratacağı denizsel ve karasal etkiler bizi Montre dışında 7 tane daha uluslararası sözleşmeyle de bağlıyor. Montre Sözleşmesi gemi geçişiyle ilgiliyken diğer 7 uluslararası sözleşme de uluslararası yaptığınız sözleşme de doğal alanları koruma, çevre, iklim, Karadeniz ve Akdeniz'in korunmasıyla ilgili birçok konuya temas ediyor. Montre hariç diğer sözleşmeleri de aslında bu alanlarıyla ihlal ediyoruz. Ya biz dünyanın bir parçasıyız, dünya bizim bir parçamız. Biz dünyanın en önemli barışa dönük aktörüyüz, barışa. Çünkü bize 100 yıllık emanet var. Yurtta barış, dünyada barış. Biz bu coğrafyanın ve dünyanın barışa dönük teminatıyız. Kimse bizim bu eksenimizi başka yere kaydırmaya çalışmasın. Böylece ihlal ediyoruz bunu. Ama madem Montre üzerinden gidiyoruz, o zaman anlatalım.
Montrö Sözleşmesi anlatıldığı gibi olumsuz değil, onu söyleyeyim. Türkiye'yi ve Karadeniz'de kıyısı olan diğer ülkeleri koruyan bir sözleşmedir. Unutmayın, tarihimizde var, hepimiz biliriz. İki Alman zırhlısı Boğaz'dan girmiştir, gidip Sivastopol'u bombalamıştır ve Osmanlı İmparatorluğu da Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir. Ve malum ondan sonraki savaş ve işgal süreçleri. Bakın bu anlaşma sayesinde, Montrö Antlaşması sayesinde neredeyse 90 yıldır Karadeniz bir barış denizidir. Montrö Antlaşması'na göre Karadeniz'de kıyısı olmayan ülkelerin gemileri Karadeniz'de en fazla 21 gün kalır. Ayrıca uçak gemisi, denizaltı ve farklı büyüklüklerdeki gemilerin de geçişi sözleşmeyle yasaklanmıştır. Koruyucudur. Ve bir boğazlar anlaşmasıdır. Bu Çanakkale'yi de bağlar, İstanbul Boğazı'nda bağlar. Yani savaş çıkartmak için ihtiyaç duyulan bir askeri filo Montrö sayesinde Karadeniz'e giremez. Nokta. Kanal İstanbul açıldığı takdirde bu koruma kalkanının ortadan kalkması söz konusu. Ayrıca Montrö Sözleşmesi'nin ikinci maddesi ve diğer uluslararası kurallara göre gemiler Kanal İstanbul'dan geçişe de zorlanamaz. Diğer gemiler. Montrö feshi edilse dahi, altını çiziyorum, çok önemli bir konu. Montrö feshi edilse dahi Türkiye boğazlarından ticari gemi geçişini yasaklayamazsınız. Yani kanalla Türkiye para kazanacak, büyük paralar kazanacak savı uluslararası hukuk karşısında da geçersizdir, hayaldir, uydurmadır, aldatmacadır. Ya siz rüya görebiliyorsunuz ama bizim işimiz gerçeklerle. Yani bizim sükse yapmak gibi bir derdimiz yok, onu söyleyeyim. Bizim bu şehri kalkındırmak, bu şehrin insanlarını mutlu etmek, huzurlu hale getirmek, çocuklarının geleceğe umutla bakmasını sağlamak gibi bir derdimiz var. Kanal İstanbul demek, 13. maddemiz, Karadeniz'in balıklarını ve balıkçılığını yok etmek demek. Ya Karadeniz'in canlılarını korumak önemli bir vazifemiz. Yani hamsisini, istavritini, palamudunu korumalıyız. Yok olmasını engellemeliyiz. Hamsi enerjidir ya, bilirsiniz ya. Yani sadece ben sevmiyorum, biliyorum milyonlarca insanımız çok seviyor. Kanalın getireceği önemli bir risktir bu. Bu risk sadece İstanbul'ları ilgilendirmiyor. Yani Karadeniz'in kıyısındaki vatandaşlarımızı, hatta yani sadece Karadeniz'de değil, kıyısı olan ülkeleri, hatta 82 milyon insanımızın ruhunu, yaşamını, her şeyiyle ilgilendiriyor. Karadeniz Marmara su geçişinde Marmara Denizi'ndeki ilk 25 metrelik su az tuzlu Karadeniz suyu. Yani bol oksijenli, balıkların çok sevdiği, boğaz lüferinin yakalandığı, lüfer de güzeldir, çok güzeldir hatta. Yani bu Galata Köprüsü'nden balık tutarız biz. Kıyılardan istavrit tutarız bu sulardan. Ya işte bu su ve değerli olan bu su. Bir de geri kalan 1400 metrelik çukurda bol tuzlu bir Akdeniz suyu vardır. Bu derin kısımda oksijen çok daha az olduğu için verimli değildir. Kanalın inşa edilmesiyle binlerce yıldır var olan doğal denge bozulacak. Bunu su bilimcileri söylüyor. Ben söylemiyorum. Yani duygusal konuşmuyorum. Duygusalım. Bu tehdide karşı duygusalım. İçim yanıyor. Karadeniz'de tuzlu su miktarı artacak ve doğal dengesi bozulacak. Hem Marmara'da hem de Karadeniz'de balık da yok olacak, balıkçılık da bitecek. Az oksijenli su Marmara ile kaplanacak ve bütün bu şekilde tüm Marmara bir zaman ne yazık ki Haliç'in koktuğu gibi ya, Haliç'in o riskli döneminin yaşatılmasına sebep olacak. Çok daha hızlı olacak bu süreç. O hızlı akıntı. Çünkü kanaldaki akıntı nedeniyle
Küçükçekmece'deki lagünün dip çamuru da olduğu gibi Marmara Denizi'ne akacak. Henüz Küçükçekmece'nin dip çamuru ile ilgili bir tahlil ve analiz de yok bu arada ÇED raporunda. Onu nasıl taşıyacakları ilgili de bir rapor yok. Silivri'de, Tekirdağ'da yazlı olanlar, Yeşilköy'de, Menekşe'de deniz sefası yapanlar, Beylikdüzü'nde, Bakırköy'de, hatta daha doğuya gidelim, Maltepe'de, Kartal'da, Pendik'te, Yalova'dan, Armutlu'dan, Erdek'ten, yani tüm Marmara'dan yararlanan milyonlarca insan bundan derin etkilenecek. Tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Ya yaradan Allah'ım güzel İstanbul'umuzu o kadar güzel, o kadar dengeli donatmış ki, iç deniz vermiş, kuzeyine Karadeniz vermiş, aşağıdan Ege var. Ya yaradanın kurduğu bu güzel düzeni yok etmeye çalışmanın vebali o kadar büyük ki.